Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şansın Böylesi 12. Bölüm. Aslı'nın sorusuyla kapalı olan gözlerim anında fal taşı gibi açılmıştı. Ne? Saçmalama Aslı. Yok öyle bir şey. Diyerek bu sefer fazla panik yaptığımı fark ederek hemen toparladım. Her neyse ya, sen çok yorgunsun. Hadi canım hadi. Sen bir an önce eve git dinlen. Diyerek hızla Aslı'nın arkasına geçip odadan dışarıya doğru sürükledim. Hafif bir ittirmeyle dışarıya doğru atarak yapma bir tebessümle hadi canım selametle sonra konuşuruz diyerek Aslı'nın gülen suratına karşı kapıyı hızla kapattım. Sinirle alnımı kapattığım kapıya dayadım. Belki biri kapıyı açar da kafamı duvara vurarak bir travma yaşar ve eski fabrika ayarlarıma geri dönerim umuduyla bir süre öylece bekledim. Ama yaklaşık 5 dakikadır beklediğim kapı açılmayınca sinirle kafamı geriye çekerek giyinmek için dolabıma yöneldim. Tam dolabımı açmıştım ki arkamdaki kapı hızla açılınca gözlerimi devirdim. Az önce neredeydin acaba? Kim olduğuna bakmak için arkamı döndüğümde karşımda panik ve telaşla "Feyza, Aslı çıktı mı?" diye soran Havva ablayı gördüm. "Evet çıktı. Bir şey mi oldu?" Havva abla soruma cevap vermeden telaş ile cep telefonundan birkaç tuşa basıp telefonu kulağına dayadığında arkasından birkaç güvenlik görevlisinin yukarıya kata koştuğunu gördüm. Ah, telefonu kapalı. İyice panik yapan Havva ablanın yanına hızla giderek bu sefer omuzlarından tutup bana bakmasını sağladım. Havva abla, ne oluyor? Dün trafik kazasında yaralanan kadın nişanlısının öldüğünü öğrenmiş. Aslı onunla konuşursa dinler diye düşündüm. Kadın hastanenin yasak olan teras katına çıktı. İntihar edecek dediğinde güvenlik görevlilerinin neden yukarı kata çıktıklarını anlamıştım. Son bir umut. Peki Mustafa Hoca nerede diye sordum. Havva abla aynı telaşla seminer için Ankara'ya gitti dediğinde daha fazla soru sorup vakit kaybetmeden hızla odadan çıktım. Asansörlerin olduğu koridora doğru nefes nefese koşarak sonunda önüne geldiğimde hasta ve hemşirelerin meraklı bakışları ardında asansör düğmesine peş peşe bastım. Beklediğim değil de hemen yanındaki asansör gelince hızla ona doğru binerek en üst kata bastım. Asansör kapıları kapanırken koridorun sonunda gördüğüm Efe Hoca hızla bana doğru gelerek "Feyza!" diye seslenmiş ama kapanan asansör kapısıyla bir anda görüşümüz kesilmişti. Heyecan ve sabırla beklediğim asansör sonunda çatı katında durduğumda aynı hızla asansörden inerek terasa doğru çıktım. Hemen ileride 3 güvenlik görevlisi ve kadının annesi olduğunu tahmin ettiğim bir bayan vardı. "Yavrum, ne olur Defnem, yanlış bir şey yapma, gel buraya." diye bağırarak kızının yanına gitmek isteyen kadını 2 güvenlik görevlisi zar zor tutuyordu. Onlar anneyi zapt ederken diğer güvenlik görevlisi de arkası dönük vaziyette terasın en ucunda olan kadınla konuşmaya çalışıyordu ama kadın üzerindeki hasta kıyafeti ve yalın ayaklarıyla en uç köşede öylece karşıya doğru boş gözlerle bakıyordu. Güvenlik görevlisinin omzuna dokunup sessizce arkaya geçmesini söyleyerek onun yerine geçtim. Aramızda 10 adımlık mesafe bırakacak şekilde kadına iyice yaklaşıp durdum. Az önce annesinin seslenmesiyle duyduğum ismini bu sefer ben tekrarladım. "Defne, yaşadıkların kolay değil, seni anlıyorum. Ama lütfen yapma bunu." dediğimde hızla başını bana doğru çevirdi. "Gerçekten anlıyor musun? Senin de sevdiğin adam öldü mü?" Ağlamaktan şişmiş ve hala ağlayan gözlerle bana bu soruyu sorduğunda dürüstçe "Hayır" diye yanıtladım. Cevabımla birlikte
Göz pınarlarındaki yaşlar bir bir akarken başını hafif yan yatırarak çatallaşmış sesiyle konuştu. O zaman beni anlayamazsın. Nasıl içimin yandığını, şu kalbimin nasıl kavrulduğunu, nefes alamadığımı nasıl anlayacaksın deyip hızla önüne dönerek aşağıya doğru baktı. Anlayamam evet ama acını hissedebiliyorum. Lütfen in oradan, daha rahat konuşalım dediğimde hıçkırarak gökyüzüne doğru baktı. Keşke zamanı geriye alabilsem diye çığlık attığında annesi artık dayanamayarak onu tutan güvenlik görevlilerin kucağına bayıldı. Ben telaşla hangisine bakacağımı düşünürken tam o anda Efe Hoca görüş alanıma girdi. Hemen gidip sede getirin, acile götüreceğiz. Efe Hoca'nın anneyle ilgilendiğini görünce ben de bütün ilgimi tekrar Defne'ye vererek biraz daha ona doğru yaklaştım. Defne, yaşadığın şeyler senin imtihanın. Zor biliyorum ama bu dünyada ne kolay ki. Birileri hayatımıza girerken birileri çıkmak zorunda kalıyor. Sevdiğin adam, seni bu şekilde görse üzülmez miydi? Lütfen, daha fazla kendine eziyet etme. Gel buraya. Defne, donuk olan bakışlarını bana doğru çevirdiğinde üzülürdü diye mırıldanarak hıçkırdı. Sonra acı bir şekilde gülümseyerek bana baktı. Biliyor musun? Ali benim çocukluk aşkımdı. Liseyi bitirir bitirmez evlenelim diye tutturdu. Ben daha zamanı değil, yaşımız küçük dedim. Sonra üniversiteyi bitirdik. O bana yine evlenelim dedi. Ben bu sefer paramız yok dedim. Birkaç yıl beraber çalışarak birikim yaptık. Ali yine evlenelim dedi. Bu sefer her şey istediğim gibi hazır olunca ben tamam artık evlenebiliriz dedim. Daha bir ay önce nişanlandık. Evimizi kiraladık, eşyalarımızı beraber aldık. 2 hafta sonra düğünümüz vardı. Meğerse hiç zamanımız yokmuş dediğinde sesli bir şekilde ağlayarak tekrar gökyüzüne doğru baktı. Bu dünyada sanki hiç ölmeyecek gibi yaşıyoruz. Keşke ilk evlenelim dediğinde tamam deseydim. Şimdi anladım ki her şey boş. İş, ev, tahsil hepsi bomboşmuş diyerek haykırdı. Onun bu haline ben de gözümden düşen yaşlarla karşılık verirken Defne'nin ayakları bir geri, bir ileri gidince korktum. Ayakta durmaya gücü kalmamıştı. Onu tedirgin etmemek için yavaşça yaklaştım. Elimi ona doğru uzattığımda bana dönüp baktı. Ondan farklı olmayan kan çanağı olmuş gözlerimle konuştum. Lütfen ölme, onun için yaşa. Dediğim anda önce onu uzattım elime, sonra diğer tarafındaki boşluğa baktı. Ben yanlış bir hamle yapma korkusuyla telaşla ona bakarken Defne öne attığı adımını geriye doğru çekerek bana doğru yaklaştı ve elimi sıkıca tuttu. O adrenalin ve korkuyla hızla Defne'yi kendime çekerek sıkıca sarıldım. İkimizin de ayaklarında korkudan derman kalmamıştı. Birbirimize sarılarak çöktük yere. Onun ağıtlarına ve ağlayışına boğazımdan kaçan hıçkırıklarla eşlik ettim. Efe Hoca ve ne zaman geldiğini fark etmediğim başka bir adam koşarak yanımıza geldi. Defne, abicim, bak ben geldim diyen sesle birlikte birbirimizden ayrıldık. Defne, sanki kabuğuna sığınan küçük bir kuş gibi anında karşısındaki adamın göğsüne sindi. Ona karşılık veren adam da sessiz bir şekilde gözyaşı dökerken ilk önce Defne'nin alnını öpmüş, sonra ise onu kucağına alarak ayağa kalkmıştı. Güvenlik görevlileriyle birlikte gözden kaybolurlarken ben Defne'nin ardından hala ağlayarak bakıyordum. Efe Hoca dizlerini kırarak görüş alanıma girdiğinde hıçkırıklarım boğazımda düğümlendi. Hemen başımı eğdim. Bu kadar zayıf olmamam gerekirdi. Gözyaşlarımı elimin tersiyle silip ayağa kalkacakken beni kendine çekip sımsıkı sarıldığında bütün gardım yerlere serildi.
Boğazımda düğümlenen hıçkırıklar ağzımdan bir bir döküldü. Hayat, gerçekten saçma sapan şeyler için üzülmeye değmeyecek kadar kısa ve değerliydi. Defne'nin bu yürek burkan acısı bana çok büyük bir ders olmuştu. Sevdiğimiz ve değer verdiğimiz her şey, geçiştirdiğimiz veya ertelediğimiz takdirde bir gün keşke olmaya mahkumdu. Bir nebze olsun güven ve huzur bulabilmek için karşımdaki adamın sarılışına karşılık verdim. Ve hiç ummadığım huzuru ve güveni o an onun göğsünde buldum. İleride benim de keşkelerim olmasın diye sıkıca sarıldığım adama bakmadan sessizce fısıldadım. Onu tutmadım ve hala saklıyorum diye söylediğim itiraf benim için büyük bir adımdı. İtirafım ile birlikte göğsüne sığındım adamın gülümsediğini hissettim. Bana daha da bir sıkı sarıldı. "Buna sevindim peri kızı," dediğinde hem böyle yanımda oluşu hem de bana o nottaki gibi seslenmesi uzun zamandır heyecanlanmayan kalbime ev sahipliği yaptı. Gülümsediğim sırada benden ayrılarak yüzüme baktı. Utanarak bakışlarımı kaçırıp mırıldandım. "Sarılarak konuşmak daha kolaymış," dediğimde iç sesimin "Yürek mi yedin?" diye bağırışı yanaklarıma ateş bastırırken kulağıma gelen erkeksi gülüşü nabzımın katili olur gibiydi. "Sen izin verdiğin sürece ben hep sarılırım," diyen anlamlı sözlerinden sonra yerinden hızla doğru olarak ayağa kalktı ve bana doğru tebessüm ederek elini uzattı. Bu görüntü karşısında gülümsedim. Sanırım şu an ona elimi verip kalbimi kaptıracaktım. Ve daha fazla beklemeden elini tutup ayağa kalktım. Bugün yaşadıklarımdan sonra artık emindim. Ne bir şeyleri erteleyecek ne de keşke demeye fırsat verecektim. Şairin de dediği gibi, hayat bir gündü, o da bugündü. Gözde. Hayatın masallar gibi olmadığını dün uygulamalı bir şekilde tecrübe edinmiştim. Nerede okuduğumu hatırlamadığım ama sözleri hala hafızamın bir köşesinde olan cümleler sanki tam zamanı diyerek aklımı istila etmişti. Peri masallarının sorunu şudur ki onlar bir kızı her şeyin masallardaki gibi mutlu sonla ve büyük aşklarla bittiğini düşündürüyordu. Gerçek hayatta ise sadece gerçekler vardı. Ya sihrin süresi dolar, prens değişen prensesi tanıyamaz, ya prens aradığı prensesi bulamadığı için yanlış kızıyla çıkıp gider, ya da prensin Hanzoğlu'nu gören prenses doğru prensi bulana kadar arayışını sürdürürdü. Yaşadığım bu tecrübeyle bu son madde de benim sayemde eklenmiş oldu. Uzun lafın kısası, Şahin bundan sonra benim için artık Şahin sucuklarından başka bir şey ifade etmeyen Hanzo'nun tekiydi. Onun için ne bunalıma girecek ne de kendimi yerden yere vuracak bir kadın değildim. Sonuçta gün gelir en sevdiğimiz tişört bile bir süre sonra eşortman üstü, en son ise toz bezi olurdu. Dün gece eve geldiğimde direkt üzerimi değiştirip karşı daireye giderek soluğu Feyza'nın odasında almıştım. Benim yaşadığım küçük olay, Feyza'nın yaşadığı dramatik olayın yanından bile geçmezdi. Feyza'nın yaşadıkları onu etkilediği kadar beni de üzmüştü. Hayat gerçekten de üzülmeye değmeyecek kadar değerliydi. Feyza'nın sonunda Doktor Civan'a kalbinin kapılarını açmış olması ise sanki gerçek aşkı ben bulmuşum gibi beni de mutlu etmişti. Konuşmamızın ardından Feyza'nın iyice dinlenebilmesi için hemen eve geçip yarınki görüşmem için erkenden yattım.
Yarın görüşmem nasıl sonuçlanırdı bilemem ama sanırım bundan sonrası için gerçek aşk beni bulana kadar hayatımı yaşayacaktım. Hem ne demişler? Bekarlık sultanlıktır diyerek tam huzurla gözlerimi kapatırken sol omzumdaki şeytan elinde tuttuğu makarna çatalı gibi olan şeyle beni omzumdan dürttü. Çakma sarayımın sultanı seni. Biraz daha beklesen. Yakında medeni durumun imparatorluğa doğru koşuyor yazacaklar. Diyerek yarama tuz basınca anında dudaklarımı büzdüm. Sağ omzumdaki melek ise şeytana kızgınca baktı. Ne diye şimdi kızın moralini bozuyorsun ki? Demiş ve hemen sonrasında bana dönerek gülümsemişti. Sen ona bakma gözdecim. Elbet hayalindeki kişiyle bir gün karşılaşacaksın. Yeter ki inanmaktan vazgeçme dediğinde tebessüm ettim. Kesinlikle inanmaktan asla vazgeçmeyecektim. Sabah annemin nasihatlerinden kaçmak için yine erkenden kalkıp babam işe gitmeden önce beraber kahvaltı yapmıştık. Annem babamın yanında bana şunu giy, bunu yap gibi cümleler sıralayamadığı için karşımda çay içerken beni göz hapsine almış ama sırf babam kıskançlık krizine girip görüşmeyi iptal etmemesi için hiçbir yorumda bulunamamıştı. Alt tarafı bir çay içecektik. Hem lacivert renklere hakim olan etekli takımımla gayet şık olmuştum. Bundan fazlası anca gelinlik olurdu. Babamla birlikte evden ayrılırken annemin ima ile karışık cümlelerine gülümsedim. Öğlen arası telefonlaşırız yavrum. Tabii annem tabii konuşuruz diyerek hızlıca yanağını öpüp beni yakalamamasına müsaade etmeden babamın peşinden evden çıktım. Sağ olsun babam beni otobüs köşelerinden kurtarmış, arabasıyla iş yerine kadar getirmişti. Birkaç çizim işinden sonra Uğur Böceği ajansa geldiğinde biraz da olsa keyfim yerine gelmişti. Kahkülli'den odaya çay getirmesini rica ettikten sonra Uğur ile iş hakkında sohbet ettik. Kahkülli odaya çay getirirken Uğur Böceği ile aralarındaki kaçamak bakışmalar hoşuma gitmişti. Sırf bu yüzden öğle arası görüşmemi bahane ederek Kahkülü'den Uğur'u ajansın fotoğraf çekim yerine götürmesini ve ilgilenmesini isteyip odadan deyim yerindeyse koşarak kaçmıştım. Sanırım benim de içimde bir yerlerde evle beni Gönül abla saklıydı. Ve ben kesinlikle Gönül abladan daha iyi olduğumu düşünüyordum. Çünkü iki tarafı da tanıyıp gözlem yapınca zaten yakışıp yakışmayacaklarını veya uyumlu olup olmayacaklarını az biraz tahmin edebiliyordum. Hem bu devirde adamlardan çok kadınların işi zordu. Mesela erkeğin iki seçeneği vardı. Güzel kadın, iç ve dış güzelliğiyle, çirkin kadın, iç ve dış çirkinliğiyle. Ama kadınlarınki hiç de öyle kolay değildi. Hödük ve öküzden başlayıp, kütük ve oduna kadar giden uzun bir liste vardı. Ajanstan çıkmadan önce çağırdığım taksiyi kapıya geldiğinde hiç vakit kaybetmeden binerek bulaşacağım kafeye doğru yola koyuldum. Bulaşacağımız yer Etiler'de bir kafeydi. Daha önce hiç gitmediğim bir mekan olduğu için merak edip telefonumdan kafenin ismini yazarak görsellere baktım. Hiç şaşırmamıştım. Semtinden dolayı oldukça lüks ve havalı bir kafeydi. Kim bilir bir çay ne kadardı. Normalde bir şey alırken parayı dert etmeyen ben, nedense dışarıda içtiğim çaya veya kahveye yüklü bir para verince resmen emekli teyzeler gibi oluyordum. Sonradan aklıma daha önemli bir detay gelince şaşkınlıkla alnıma vurdum. Ben iyi hoş böyle gidiyordum da adamı görmeden nasıl tanıyacaktım? Adamı hiç merak etmeyip de gideceğim mekanı merak eden kişi olarak şu an tarihe yazılabilirdim. Annemi aramak için rehberime girerken tam da o sırada annemin sabah erken saatlerde attığı mesajını fark ettim. Aramayı hemen es geçerek direkt mesaja tıkladım.
Gelen mesaj: annem. Yavrum, çocuğu o piti piti ile bulma diye sana fotoğrafını atıyorum. Sakın yanlış anlama, suç sende değil. Sana hamileyken fazla vitamin almadığım için tamamen bende. Demek bütün suç vitamin almayan annemin hatasıymış ha? İyi öyle olsun bakalım anneciğim. Evde iş yapılacağı zaman da diğer vitamin aldığın evlatlarına yaptırırsın artık. Bunları düşünmeyi şimdilik bir kenara bırakarak asıl odaklanmam gereken adamın fotoğrafını açıp baktım. Fotoğrafının hemen altında Mehmet Yıldırım yazıyordu. Karşımdaki fotoğraf ise oldukça sevimli ve yakışıklı bir adama aitti. Ama daha dün yaşadığım tecrübeden sonra önceliğin tip değil de karakter olduğuna karar verdiğimden dolayı telefonun kilidini kapayarak yola odaklandım. Bu arada annemin 90'dan çaktığı kapağı da unutacak değildim. Eve gidince onun da tribini ayrıca tanıtacaktım. Yolculuğum taksi şoförünün geldik demesiyle biterken ücretini verip hemen indim. Taksiden inerken gelen rüzgar saçımı hafif bir şekilde savurmuştu. Gözümün önüne gelen bir tutam saçımı geriye doğru çekip kafenin önünde daha fazla beklemeden derin bir nefes alarak içeriye girdim. Giriş tarafı oldukça kalabalıktı. Hepsinde de grup şeklinde oturuyorlarken ileride daha az insan vardı. Biraz daha ileriye doğru gidince tek başına arkası bana dönük bir şekilde oturan adamı fark ettim. Ben sakin adımlarla masaya doğru iyice yaklaşırken adam da elindeki telefonuyla ilgileniyordu. Masanın başına geldiğim halde hala beni fark etmemişti. Telefona donmuş bir şekilde bakması içimdeki merakı körükledi. Hazır beni fark etmemişken sessizce arkasına geçtim. Elinde tuttuğu telefon ekranında çok güzel gülümseyen bir kadın fotoğrafı vardı. Ona bakarken yüzündeki gülümsemesi ve bu şekilde dalıp gitmesi bana göre bu kadını sevdiğini gösteriyordu. Madem sevdiği biri vardı, ne diye görüşmeye gelmişti ki? Sol yanımdaki şeytan, ay pis zampara, gözde daha ne bekliyorsun, hazır adamın arkasındasın, geçir çantayı kafasına dediğinde kolumdaki çantamı çıkararak tam kafasına vurmak için kaldırmıştım ki sağ omzumdaki melek, gözde dur, şeytana uyma sen, daha adamı bile dinlemedin, peşim hüküm verme hemen diye uyarınca düşündüm. Gerçekten ben ne yapıyorum ya? Melek çok haklı. Belki o da benim gibi annesi ve evle beni gönül çetesinin kurbanıydı. Hatta belki de sırf annesi istemiyor diye çocuğu sevgilisinden bile ayırmış olabilirlerdi. Ay, bak şimdi böyle düşününce de üzüldüm adama. Sonunda havaya kaldırdım çantamı indirdiğimde, karşıda elindeki tepsiyle bana şok gözlerle bakan garson çocuğu görünce gülümsedim. Vallahi bir deli görünmediğim kalmıştı, o da şimdi tam oldu. Garsona boş verip arkasına dikildiğim adamın tekrar başucuna doğru geldim. Güzel kızmış diyerek dikkatini çektiğimde elindeki telefonu telaşla masaya koyup hızla yerinden kalktı. Kusura bakmayın fark etmedim, hoş geldiniz. Ben Mehmet Yıldırım diyerek elini bana doğru uzattı. Kirli sakalları, kıvırcık saçları ve gülen yüzüyle fotoğraftaki gibi sevimli olan adamın elini tereddüt etmeden sıkarken ben de içtenlikle gülümsedim. Hoş buldum. Ben de Gözde Gündoğdu. Ayaküstü tanışma faslını es geçerek karşılıklı bir şekilde masada yerimizi aldığımızda ben oldukça sakin, Mehmet ise oldukça gergindi. Bana bakıp kibar bir şekilde ne alırsınız diye sorduğunda ben de aynı kibarlıkla çay olsun lütfen diyerek yanıt verdim. Karşıya bakarak elini havaya kaldırdığında yanımıza az önceki garson geldi. Buyurun efendim. Bize iki çay lütfen. Elbette, hemen getiriyorum diyerek yanımızdan ayrılan garson çocuk bana korku dolu gözlerle bakmıştı. Gören de Joker gördü sanır. O kadar da psikopat değildim. Fazla resmiyet sevmeyen bünyem
ve meraklı melat ruhum ile ellerimi masada birleştirdiğimde Mehmet'e bakarak gülümsedim. Biliyor musun, çevrem tarafından güzel ablalığının hakkını vermiş olmamdan dolayı Nobel ödüllerine aday gösterildim dediğimde Mehmet şaşkınca suratıma baktı. Aynı şekilde devam ettim. O yüzden şimdi anlat bakalım Mehmet Bey. O kadın eski sevgilin miydi yoksa annem ve evlilik çetesi sizi mi ayırdı diye sorduğumda Mehmet'in ilk başta yüzünde şaşkınlık, hemen sonrasında ise sıcak bir gülümseme peyda olmuştu. Bir bardak çay eşliğinde başlayan muhabbetimiz ikimizin de dördüncü bardağıyla son bulurken sizli bizli konuşmalarımız senli benli olmuştu. İnanmıyorum sana. Bir yıldır açılamadın mı yani? Maalesef. Utanır bir şekilde elini ensesine götürüp gözlerini kaçırdı. Mehmet ile sanki yıllardır dostmuşuz gibi dertleşmemiz 2 saat sürmüştü. Öğle arası geçeli çok olurken kahküllüğü bu saatten sonra ajansa gelmeyeceğimi bildiren kısa bir mesaj atmıştım. Mehmet gerçekten de çok farklı bir adamdı. Dış görünüşünün yanı sıra karakteri de aynı şekilde masum ve tatlıydı. Banka memuru olan Mehmet, bir yıldır beraber çalıştığı mesai arkadaşına abayı yakmış ama ne yazık ki kadının duygularından emin olmadığı için ne söyleyebilmiş ne de bu sevdadan vazgeçebilmişti. En son annesinin ısrarıyla görücü usulüne tamam deyince bilin bakalım kime denk gelmişti. Elbette ki Nobel ödüllü Hüzün ablaya. Ona sohbet boyunca kızarken Mehmet'in sonunda "Eğer ben itirafta bulunursam ve o bana karşı bir şey hissetmediğini söylerse arkadaşlığımız da biter ve ben ne olursa olsun onu kaybetmeyi göze alamıyorum" dediğinde olayı onun açısından bakınca az biraz hak vermiştim. Ama bu yine de onun yaptığı şeyi doğru kılmazdı. Çünkü bazen öyle anlar gelirdi ki cesaret olmadığı yerde esaret olurdu. Ve bugün burada oluşumuz kesinlikle tesadüf veya sıradan bir durum değildi. Dünyada karşımıza çıkan her bir şeyin bir anlamı ve bir nedeni olduğuna inanıyordum. Mesela diğer görücü usulü görüşmelerimdeki edindiğim hayal kırıklıkları ve pişmanlıklar kesinlikle hayatıma farklı yönlerde tecrübe sahibi olmamı sağlamıştı. O yüzden yaşadığım hiçbir şey bana boş gelmiyordu. Aksine benim bir daha o hatayı yapmamam için beni olgunlaştırıyordu. Şimdi bugün burada oluşum ve Mehmet ile tanışmamın da bir amacı olduğunu hissediyordum. Büyükler arasındaki artık meşrulaşmış elektrik alabildim mi sorusu aklıma gelince gülümsedim. Aşk konusunda kısa devreler yapan elektriğim Mehmet için iyi bir arkadaş olabilecek sinyalinden başka bir ışık yakmıyordu. Ve ben bugün onun gönül işini halledecektim. Önümdeki boş bardağı kenara çekip Mehmet'e bakarak sevimce sırıttım. "Çalıştığın banka buraya çok mu uzak?" diye sorduğumda Mehmet "O ne alaka?" der gibi kaşlarını havaya kaldırdı. "Yo, yakın. Araba bile 15 dakikalık bir mesafe var." dediğinde yüzümdeki gülümseme büyüdü. Hemen kolumdaki saate baktım. Bankaların kapanmasına tam 1 saat kalmıştı. Arkamı dönerek garsona "Hesap lütfen" diye seslendim. Garsonun aynı anda "Geliyor hemen" demesiyle çantamdan cüzdanımı almak için uzanmıştım ki Mehmet'in "Gözde lütfen sen dur" diye beni uyarmasıyla ciddileştim. "Sakın Mehmet, hesabı yarı yarıya ödeyeceğiz. Yoksa bir daha seninle çay falan içme." Bu tehdidim ile sonunda Mehmet ikna olmuştu. Garson masaya geldiğinde benim dediğim olmuş ve hesabı yarı yarıya ödemiştik. 4 çay bardağına 40 TL verince bir an yanımda termos taşımak daha mantıklı gelmişti. Şimdilik bu mevzuyu boş verip asıl mevzuya odaklandım. Hızla yerimden kalkarken bana bakan kıvırcık prense "Hadi kalk gidiyoruz" diyerek konuşmasına müsaade etmeden koluna girmiş ve benimle birlikte yürümesini sağlamıştım. "Nereye gidiyoruz?" diye şaşkınca sorduğu soruya karşı tebessüm ettim. "Bankaya" diye yanıtladım. Bu sefer "Neden?"
diye telaşla sorduğu soruya gözlerimi devirdim. Bir yandan konuşurken diğer yandan Mehmet'i sürükleyerek kafeden çıkardım. Kredi çekeceğim Mehmet, hadi yürü. Sanırım ne yapacağımı anlamış olacak ki beni telaşla durdurdu. Gözde dur, bilmediğim bir şey daha var dediğinde sırf söyleyeceği şeye merak ettiğim için bekledim. Ben atölyeye ne zaman açılmaya çalışsam illaki bir şey oluyor. Başımıza bir şey gelmesin, boş ver gitmeyelim dediğinde gözlerimi devirdim. Yüzyılın en saçma bahanesini duyduğum için Mehmet'in koluna hafifçe vurdum. Hayatımda bundan saçma bir bahane duymamıştım. Hem merak etme sen, sadece gözlem yapacağım. Yanında beni gördüğünde kıskanırsa anlayacağız ki o da senden hoşlanıyor. Eğer senin dediğin gibi seni sadece arkadaş olarak görüyorsa da zaten bir tepki vermez diyerek onu rahatlatmaya çalıştığımda hala yüzünde kararsız bir ifade vardı. Sakın kötü bir şey düşüneyim deme. İyi düşün ki iyi olsun. Son olarak söylediğim sözler ve tehditkar bir şekilde işaret parmağımı ona doğru salladığımda mecbur kafasını sallayarak onaylamıştı beni. Daha fazla vakit kaybetmeden Mehmet'in yönlendirmesiyle otoparkta olan arabasına binip bankaya doğru yola koyulduk. Kısa süren yolculuğumuz Mehmet'in arabasını bankanın önüne park etmesiyle son buldu. Beraber arabadan inerek bankaya doğru yan yana yürüdük. Güvenlik görevlisi Mehmet'e gülümseyerek "Hoş geldiniz Mehmet Bey" dediğinde Kıvırcık Prens de aynı şekilde "Hoş bulduk Ufuk abi" diyerek selamlamış ve beraber o şekilde içeriye girmiştik. Banka iki katlıydı. Mehmet'in beni yönlendirmesiyle üst kata çıktığımızda merdivenlerin tam başında yavaşça koluma asılarak beni durdurunca "Niye durduk?" diye sordum. Mehmet hemen karşı tarafta masada telefonla konuşan kadını çaktırmadan gösterip "İşte orada" dediğinde gülümseyerek gösterdiği yere daha dikkatli bir şekilde baktım. Kızımız da pek güzeldi. İyi tamam hadi gidelim diyerek tam bir adım atmıştım ki Mehmet'in bu defada koluma ahtapot gibi yapışmasıyla tekrar durmak zorunda kaldım. Gözde ya, kendimi ilkokul annesiyle gelmiş çocuk gibi hissediyorum. Bizi fark etmeden kaçalım ne olur dediğinde benzetmesine hafif bir şekilde güldüm. Vallahi şimdi çok doğru söyledin. Şu an 7 yaşındaki bir çocuktan farksız değilsin. Yürü hadi diyerek tuttuğu kolumu ondan kurtarmak için çekiştirdiğimde o da sanki çantayı bırakmak istemeyen kapkaççı gibi yapışmıştı koluma. Biz ayaküstü birbirimizle saçma sapan boğuşma yaşarken en son nasıl olduysa kendimi Mehmet'in saçını çekerken bulmuştum. Yürü diyorum sana. İstemiyorum Gözde. Ah saçım acıyor ama. Bulunduğumuz vaziyet naif bir sesin Mehmet diye seslenmesiyle bölününce ancak kendimize gelmiş ve hemen toparlanmıştık. Mehmet hemen buzdan saçlarını eliyle düzeltirken gülümsedi. Ah Açelya ne haber? Açelya'nın şaşkın bakışları Mehmet ile benim aramda gidip geldi. Ben iyiyim de asıl siz iyi misiniz? Diye sordu. Beyaz gömleği ve dizlerinin hemen üzerinde biten siyah kalem etiğiyle oldukça güzel gözüken kadına gülümseyerek baktım. Biz aslında şakalaşıyorduk diyerek Mehmet'in koluna girip Açelya'nın tepkisine baktım. İşte tam da o anda istediğim ışığı yakalamıştım. Açelya'nın bakışları koluna girdiğim Mehmet'e sorgular şekilde bakarken yüzünde sanki kıskançlıktan biraz kızarmış gibiydi. Ben istediğim ışığı almış olmanın mutluluğuyla 32 diş sırıtırken hemen yanı başımdaki Mehmet ise oldukça gergindi. Bir bayan olarak Açelya'nın kıskanç bakışlarını hemen anlamıştım. Daha fazla elektrik akımına gerek yoktu. Hemen Mehmet'in kolundan çıkarak elimi Açelya'ya doğru uzattım. Bu arada biz tanışmadık. Ben Gözde. Mehmet'in arkadaşıyım. Siz de sanırım Açelya olmalısınız. Mehmet sizden çok bahsetti. Dediğimde karşımdaki kadın ilk önce şaşırarak Mehmet'e bakmış. Sonra da elimi havada kaldığını fark ederek elimi hemen sıkmıştı. Öyle mi? Çok memnun oldum Gözde. Diye gülümseyerek ilk önce bana sonra da kıpkırmızı olan Mehmet'e baktı. Sanırım Mehmet
pot kıracağımı sandığı için donup kalmıştı. "Ben de öyle," diyerek gülümserken, yanımda sesi çıkmayan adamın nefes alması için elimle sırtına vurup kendine gelmesini sağlarken, bir yandan da Açelya'ya durumu izah etmeye çalışıyordum. "Ben banka hesabı açmak hakkında bilgi almak istiyordum. Sağ olsun Mehmet de gel bizim oraya gidelim. Açelya sana yardımcı olur deyince hemen geldik. Değil mi Mehmet?" diye sordum soruya. Çok şükür ki nefes almayı akıl ederek cevap verdi. "Aynen öyle." Mehmet'in bu heyecanlı cevabıyla Açelya'nın da yüzü gülümsemişti. Kesinlikle bu kız Mehmet'ten hoşlanıyor ama bizim kıvırcık prens bunu anlamıyordu. "Madem öyle, oturmaya mı geldik? Ben tatlı tatlı anlatırdım." Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.